Mutlu günler sevgili seyirciler. Bin Garaj'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda yine yeni tasarım otomobilleri tüm detaylarıyla tanımaya, geçmişten günümüze uzanan bu tasarımların teknik detaylarını uzman görüşüyle dinlemeye devam edeceğiz. Simülasyon koltuğunda yine sürpriz bir ismi yakından tanırken, Formula 1'e sesiyle hayat veren Serhan Acar konuğumuz olacak. Programımızın sonlarına doğruysa yurttan dünyadan otomotiv sektörüne yine birlikte göz atmaya devam edeceğiz. Bin Garaj yeni bölümüyle başlıyor. İnsanoğlunun ihtiyaçları doğrultusunda renk, zevk ve istekleri de gün geçmiyor ki değişebiliyor. Otomotiv sektörünün uzman tasarımcıları da günün koşulları ve teknolojiye paralel otomobil marka ve modellerle bu ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyor. Otomobil almaya karar verirken sizler de hiç sorguladınız mı ben nasıl bir otomobile sahip olmalıyım diye? Alım öncesi birçok faktör de tabii ki devreye giriyor. Ekonomi, zevk ve renkler, ihtiyaç sebepleri ve daha niceleri. Buradan yola çıkarak çarpıcı sportif tasarıma sahip bir markayı sizler için test ettik. Kez Boğaç tersten biliyorsun yaptı. Biz yürümedik bu sefer. Evet. Buz gibi bir hava ama içimizi ısıtacak bir otomobilin yanındayız. Ne diyorsun? Yani evet, bu karlı İstanbul gününde gerçekten güzel bir Akdeniz ateşinin yanındayız diyeceğim. Bir İspanyol aslanı yine yanındayız. Yine ormanın içindeyiz. Göztepe Tabiat Parkı'nda bize güzel görüntüler verecek. Söylenecek, aktaracak çok şey var. Renginden başlayalım. Evet, grafen gri renkli. Değişik bir ton. Yine bir spor otomobili ifade eden bir renk. Volkswagen grubunda oldukça evet, tercih edilen gri tonu. Aslında daha önce biz Leon Cupra diye biliyorduk. Ama şimdi Cupra Leon. Doğrudur. Ben onu zaten yine anlatacağım. Nedir ne değildir. Sen gene tarih sayfalarını çalıştın. Birazcık galiba çalıştım. Şimdi Gökhan, bakır rengi yeni amblemiyle ve ön yeni panjur tasarımıyla gerçekten çok şık bir görüntüsü var. Daha önce Seat'ı tanıttığımızda ben biliyorsun yarasa panjur demiştim. Şimdi evet, bakayım da bu da böyle sanki yarasa gibi ama biraz daha fazla değiştirmişler. Evet, özellikle zaten amblem olarak farklı. Evet, ambleme de ben isim buldum. Ne diyorsun? Nedir? Bakır kama. Ha, güzel bir tabir bak. Hakikaten belki yapısına öyle baktığımızda bir kama evet, görüntüsü var. Bizde vardır ya öyle hani tarihte de kullanılmış kamalar. Evet, evet. Onlara biraz evet, benzettim açıkçası. Gerçekten şık olmuş. Ya bu makyaj da çok hani Leon'la da karşılaştırdığımızda, Seat modelleriyle karşılaştırdığımızda daha önce yaptığımız tanıtımda bir önceki modelde belki birçok şey aynı ama birçok farklılık da var. Onları da paylaşacağız. Evet, onları içeride anlatacağız zaten. Janta ne diyorsun? Jantına yavaş gerçekten yavaş hayran kaldım diyeceğim. Şöyle ki tasarım harikası tasarımı diyebilir miyiz? Çok güzel ve özellikle ortada bırakılan boşluğun içini geri plandan dolduran fren diskinin görüntüsü beni çok etkiledi. Aynı ölçülerde bir boşluk yaratılmış, bir bütünleyici olarak disk ve kaliper görüntüye giriyor. Evet. Yani siyahla bakırı öyle güzel kombine etmişler ki ve güzel bir, hakikaten güzel bir tasarım olarak değerlendirebiliriz. Zaten bakır başa rengini birçok yerde kullanmışlar. İç dekorasyonda da, döşemelerde de yakışmış. Arkaya geçtiğimizde de başka bakır görüntüleri göreceğiz zaten. O zaman bir arkaya da çok kısa bakalım, sonra performansa geçeriz beraber. Teste geçelim. Öyle yapalım. Diyelim. Soğukta daha fazla dışarıda kalamayacağız. Durmayalım, kimseyi de dondurmayalım. Evet. Arkaya bakacağız şimdi. Evet, arka için ne diyorsun? Yukarıdan aşağıya inelim. Nefis bir stop lambası görüntüsü var. Bunu zaten infinite LED aydınlatma diye ifade ediyorlar. Gerçekten bir bütün olarak bagaj kapağına yayılmış. Yine burada imza dekorasyonu ile birlikte hı hı, çok şık. Şimdi yukarıdan aşağı devam ettiğimizde yine bakır renkli amblemimiz, aynı zamanda bagaj kapağını açıp kapama anahtarımız orada bulunuyor. Onu da göster istersen Ceyhan abi. Üstten basıyorduk galiba. Aynen o şekilde. Aynen öyle. Bu şekilde açılıp kapatılabiliyor. Yazı da çok güzel kullanılmış. Zaten
arabanın sadece yazısında değil, yan cam çerçevelerinde de parlak siyah çok yakışmış arabaya. Devam ettiğimizde zaten evet. Aşağıya difüzöre geldiğimizde dekoratif bakır renkli egzoz çıkışlarıyla ve de hava akışını sağlayan difüzör kısmıyla da çok sportif görüntüyü evet. sağlamışlar. Sportif anlamda bence çok şık, çok güzel olmuş. Hani belki egzoz görünümlü, yalancı egzoz ama görüntü anlamında birçok hani otomobille karşılaştırdığımızda ben çok beğendim açıkçası. Yani işte bu kombinasyona bayıldım. Bakırı çok güzel kullanmışlar. Bakır rengini evet. değil. Ve o zaman hadi geçelim. Hadi test sürüşüne geçelim Ceyhan abi. Arabanın performansını heyecanla, merakla bekliyorum. Bakalım test sürüşünden neler çıkacak. Ceyhan abi hoş geldin. Vallahi çok güzel bir havada hoş buldum sıcacık. Leon dışarıda müthiş bir içinde soğuğun karın içinden. Yine Göztepe Tabiat Parkı'nın içindeyiz. Kuşkusuz burası İstanbul'un en yüksek bölümlerinden bir tanesi ama böyle bir ortamda da performans yüklü bir otomobili denemek bence değişik bir test sürüşü olacak diye heyecan düşünüyorum. Heyecan verici olacağına ben de inanıyorum yani gerçekten. Evet start stopla mı başlayalım? Bu seferki çok kolay yerde. Ya şimdi sport dedik. Sport deyince hemen benim aklıma gelen buralarda olması. Yani direksiyonun içinde olması. Aslında broşürlerinde de var ama evet, öyle bir opsiyon. Evet broşürlerinde normalde aracın menülerini kullanmak için artı start stopu için iki tane butonu direksiyona bağlamışlar. Ancak içinde bulunduğumuz araçta bu seçenek yer almıyor. Onun için konsola koymuş. Konsoldan artık yavaş yavaş başlayalım. Bakalım ekranlarımıza neler gelecek. Açılışı yaptık. Zaten kamalar devreye girdi. Kamalarımız, bakır rengi kamalarımız devreye girdi. Dış sıcaklık 2 dereceymiş. Bu da tabii hani kullanım anlamında bize bir uyarı. Lastiklerinize dikkat edin. Zaten buzlanma olabilir uyarısını da yaptı ekran üzerinde. Evet buradan direksiyondan ekrandaki görüntüyü değiştirerek birçok seçenekle kullanım amacını da belirleyebiliyoruz. Mesela bu ekran ne işe yarıyor Cihan? Şimdi benim en çok hoşuma giden zaten bu gösterge seçeneği oldu. Niye diyeceksen, yani normal araçla ilgili bilgilerimizin yanı sıra şimdi içinde bulunduğumuz yine bir hibrit otomobil. Yani hem fosil yakıtlı bir motora sahip hem elektrik motoruna sahip. Dolayısıyla içinde bulunan arka bagaj altına yerleştirilmiş yaklaşık 13 kWh'lik bataryaların şarjı veya bataryalardan enerji kullanımını artı motor kullanımıyla ilgili yani fosil yakıtlı içten yanmalı motorumuzun kullanımıyla ilgili tüm bilgileri tek bir ekranda görebiliyoruz. Şu anda gördüğün gibi zaten fosil yakıtlı motorumuz duruyor. Devre ancak dışı. Aracımızın da yürümeye hazır olduğunu panel gösteriyor. Aslında son dönemlerde ekonomik kullanım anlamında hani birinci vites kalkış modunda çok fazla fosil yakıt kullanıldığı için artık bu hibritlerde elektriğe yüklenerek ilk hareketi veriyor otomobillere dersek doğru olur mu? Evet doğru olur. Bunun zaten bir açıklaması olması lazım. Yani baktığımızda bizim daha önceki sadece fosil yakıt kullanan motorlardaki verilerde şehir içi kullanımları yüksek, uzun yol kullanımlarında yakıt tüketimleri düşük çıkardı. Yeni jenerasyon otomobillere baktığımızda bunun tam aksini görüyoruz. Şehir içinde ekonomik, uzun yolda daha fazla tükettiğini gösteriyor. Bunun sebebi de zaten senin de söz ettiğin dur kalk trafiği içinde her ilk hareketi artık elektrik motorunun gücüyle sağlıyorlar. Yani içten yanmalı motoru tamamen devre dışı bırakıyor. Şimdi az önce söylediğim 13 kilowatt saatte yakın bataryalarla bu aracımız 55-60 kilometre kadar elektrik enerjisiyle yol kat edebiliyor. Ama bu eleştiri almış. Ben mesela o eleştiriye katılmıyorum. Hemen sana ek yapayım. Tamam 60 hani çok fazla bir kilometre değil. Ama sonuçta kendini şarj edip bu kilometreyi siz menzili uzatabiliyorsunuz.
Kesinlikle uzatabilirsin. Buradan göstereceğiz. Ben onları göstereceğim. Tabii yani ki. Sen manuel olarak tamamen elektrik kullanımını da seçebiliyorsun. Enerjisi tükendiğinde bataryaları motora geçiyor. Artı istiyorsan hiç elektrik motorunu kullanmayıp sadece fosil yakıtla giderek bataryalarını şarj edebiliyorsun. Ne oranda şarj edeceğini de manuel seçebiliyorsun. Ha, buradan seçebiliyorsun. Seçebiliyorsun. Hatta istiyorsan hemen şöylece kısaca göstereyim. Buraya baktığımızda zaten araçla ilgili menüleri görüyoruz. Daha önce Seat'ta aslında konum olarak da hemen hemen her şey aynı. Ama birçok şey de farklı. Bu da bir gerçek. O da çünkü hibritti. O da hibritti. Zaten şimdi motorları da farklı. Onlardan ben bahsedeceğim. Evet. Şu anda mesela... Buradan mı seçim yapıyoruz? Buradan seçim yapabiliyoruz. Pil yöneticisinden girdik. Elektrikli modumu kullanabiliyorum. Hibrit modumu kullanabiliyorum. Ne oranda hibrit modu kullanacağım da buradan ayarlarını değiştirerek yani %65'e kadar dolu şu anda pilimiz. Ben onu yedekte bekleteyim mi demek o çizgi? Bu çizgi buraya kadar şarj ettiğin benim için yeterli. Ben sağında kalan kısmı elektrik gücü olarak kullanacağım diyorum. Ancak şuraya aldığımda araba motor çalıştı. Evet. Sürücü değil yolcu olarak ben çalıştırdım arabayı. Evet. Dikkat ettiysen. Teşekkür ederiz. Şu anda diyorum ki benim bataryamı %100'e kadar şarj et. Evet. Bu da demek oluyor ki şu anda artık elektrik motorunu kalkışlarda kullanmayacak bildiğimiz içten yanmalı motorla hareket edeceğiz. Bu da hiç ekonomik değil. Bu ekonomik olmuyor tabii ki. Yani yakıt tasarrufu nereden kaynaklanıyor? Tabii ki şehir içi dur kalk trafiğinde elektrik motorundan güç almasından kaynaklanıyor ki inanılmayacak değerler vermişler katalog verisi olarak. Hı-hı. Şehir içinde 2 litre benzin tüketiminden bahsediliyor yani. Yani ben şöyle eskiye dönüp bir bakıyorum. Kullandığımız otomobillerde şehir içinde dur kalk hani İstanbul trafiğinde 8, 10, 12'leri buluyordu. Buluyordu. Çok doğru söylüyorsun. Yavaş gidelim mi bu arada? Hadi hareketlenelim. Güzel havamızda kullanmış olalım. Bu harika otomobili de kullanalım. Sen de bu arada hem menüleri, direksiyon ısıtma da güzelmiş bu arada. Ellerin ısınmaya. Ellerim buz kesmiştim. Yani bu havalarda bu hani yazın bunu anlatmanın bir alemi yok ama kışın hem koltuk ısıtmalar hem direksiyon ısıtması gerçekten çok işe yarıyor. Bu da bir gerçek. Şimdi bulunduğumuz araç Cupra Leon. Biliyorsun biz daha önce Seat Leon FR modelini test ettik. Karoseri olarak zaten Volkswagen grubunun kullandığı MQB platformu üzerine inşa edilmiş bir araçtayız. Cupra Leon nedir? Seat Leon nedir? Şimdi önceki yıllarda biz zaten Seat Leon Cupra diye bir modeli tanıyorduk, biliyorduk, görüyorduk. Ancak 2018 yılına geldiğinde bir açıklamayla artık Cupra'nın farklı bir marka olarak ve de daha sportif modellere atfen piyasaya sürüleceği açıklandı. Bugün içinde bulunduğumuz bu aracımız da artık bir Cupra Leon. Ki FR 4. nesilde hemen kafalarda şu soru işareti oluyor. Biz o zaman konuşmuştuk seninle. Lafı çok uzatmayacağım. Hatchback acaba bitiyor mu dedik ama hayır. Başka bir marka üzerinden hatchbackler devam ediyor. Devam ediyor. Yani bana... Soruya cevap geldi yani aslında. Tabii ki. O zaman da söylemiştim. Yani gençlerin zevkine çok hitap eden bir tasarım. Onun için hatchback bence ölümsüz bir tasarım diyeceğim. Yani elektrik motorunun torku, Newton metresi, gücüyle fosil yakıtın bir araya gelmesinden gerçekten iyi bir performans geliyor elde arabaya. Edilmiş. Ondan bahsetmek lazım. Hemen ben yine bir önceki test ettiğimiz Seat Leon modelinden başlayacağım. Orada 1.5 yine bir hibrit motor kullanılmıştı. TSI teknolojisi. Bu aracımız ise 1.4 hibrit bir model. Fosil yakıtlı kısmı her ikisinde de 150 beygir. Ancak burada kullanılan elektrik motorunun gücü 116 beygir. Aslında ikisini topladığımız zaman 266 beygir sonucuna ulaşıyoruz. Ancak arabanın kombine yapısı içinde 245 beygir olarak elde edebiliyoruz biz bunu. Ve 400 Nm'lik de bir torka ulaşıyoruz. Şimdi 245 beygir ve 400 Nm ile Leon Cupra'ya 6.7 saniyede
sıfırdan yüze hızlanma sağlıyor aracımız. Yani gayet iyi bir performans. Şu anda içinde bulunduğumuz kompakt hatch diye adlandırılıyor. Hani hatchback araçlar diyoruz ya. Evet. Bunlara ateşli hatch ismi verilmiş. Hatch. Şimdi bu hatch bir aracın içerisinde bu kadar gücü elde ettiğimize göre yol tutuşunun da daha farklı olması lazım. Onun için Seat Leon'un arka torsiyon süspansiyondan farklı olarak bu aracımızda arkalarda da bağımsız süspansiyon bulunuyor. Önde McPherson düzeni, arkada bağımsız çok kollu süspansiyon düzeni. Şimdi tabii ki burada dediğim gibi bu şartlar altında performansını deneyemeyeceğiz. Ancak profillere baktığımızda ekranda şu anda konfor konumunda kullanıyoruz. Sport konumu var, kişiseli var. Ancak burada en özel olanı Cupra diye bir profil koymuşlar. Şu anda aracımızın bu arada yüksek, kapaklandı araba. Kapaklandığı hissettim. Evet, hissettim. Yani bir, şanzımanı farklı kontrol ediyor. İki, direksiyonu sertleştirdi. Direksiyonu sertleştiriyor. Süspansiyonlarda dinamik şase kontrolü de var çünkü aracımızda. Evet, o ne demek? Onu da açıklayalım. Yani aracın özellikle yol tutunuşunda ve viraj kabiliyetini yükseltmek üzere elektronik olarak kontrol edilen süspansiyon yapımız var. Roll dediğimiz, yaw dediğimiz. Hı. Ve de sese dikkat ediyorsun, evet, değil mi? Arada ses gidiyor. Ses değişti. Bak. Şurada bir gaza basalım. Homurdanıyor şu Homurdanıyor artık. Kükrüyor. Hem de sesi duyarsan bir 4 silindirli 1.4 yerine 5 litrelik V8 motor gibi bir ses tanımlamışlar aracı. Evet, zaman zaman buradan bir takım bilgiler de geliyor. Mesela lütfen vites konumunu D konumuna getirin diye, ekonomik anlamda kullanalım diye. Bize de uyarı geliyor. Ancak şu anda ben orada ibrede takip ediyorum. Viraj çıkışında elektrik motorla hareket ediyor. Gaza yüklendiğinde motor devreye giriyor. Ayağını gazdan çekip yokuş aşağı akışa bıraktığında yeşil olarak şarj ettiğini gösteriyor. İşte kendi kendimize de bunları değiştirebiliyoruz. Ekranda bunu kontrol edebiliyoruz. Gözümüze de yansıyabiliyor. Net bunlar. Gayet güzel. Yani şimdi zaten daha önce Seat Leon'da da gördüğümüz Smart Wrapped Around dedikleri ambiyans aydınlatması ve bu ambiyans aydınlatmasının içine sakladıkları kör nokta uyarıları, durduğun yerde araçtan ineceğin zaman sürücüyü uyaran flash aydınlatma gerçekten bir, güvenlik unsurları olarak çok iyi donatılmış. İki, görsel olarak da çok güzel donatılmış. Yani burada yine havalandırma ızgaralarının kenarında bakır renginin kullanımı, ızgaraların çıkışlarının spor bir araç egzozu gibi görünümleri. Dışarıdan araca yaklaştığınızda dikiz aynalarının altından yanan lambalarla İspanyolların hola dedikleri merhaba ışıkları da var. Unutmadan. Yani gene bu yine yok yok. Yine yok yok. Şimdi bir de burada vites kolumuzdan söz edeceğim. Yani kol demeye dilim varmıyor ama ağız alışkanlığı. Tuşa vites döndü bu artık. Evet, vites tuşu. Bunu da by wire diye tabir ediyorlar. Yani wire telli kablolu demek gibi. Ancak tabii ki telli veya kablolu değil, tamamen elektronik olarak kontrol edilen 6 ileri hıza sahip bir DSG şanzımanı var aracımız. Halbuki diğerinde 7 diye hatırlıyorum ben, yanlış olmasın. Diğeri 7 idi. DSG 7 idi. Bu DSG aldı. Shift by wire olarak Volkswagen grubu bunu adlandırıyor. Ve de yine çift kavrama olduğu için çok hızlı vites geçişleri. Senin direksiyon simidinin arkasına konumlandırılmış ve biraz daha farklı büyütülmüş kulakçıklarla sağ tarafla vitesleri büyütüyorsun, sol tarafla küçültüyorsun. Tekrardan sen ilk elinin hamlesini yaptığında manuel kullanıma geçmiş oluyor. Tekrardan otomatik konuma geçmek için sağdaki mandalı kısa bir süre tutulu bırakman yeterli oluyor. Otomatik kullanıma tekrar dönmüş oluyor. Yalnız hakikaten sesi çok hoşuma gitti aracın. Ama şimdi hani hep gençlere yönelik, daha gençlere hitap eden bir otomobil olarak da tanısak da kendini genç hissedenler de bu otomobili rahatlıkla alıp kullanabilirler. Ben mesela keyif alıyorum açıkçası ama ya konuyu oraya getirmeyeceğim. Konu şu,
Ya böyle sportif bir araba kullanıyorsan da ben o sesi, o homurdanmayı duymak istiyorum açıkçası. Ya evet. Yani şu ses olmalı Ceyhan abi. Tabii ki yani istekler, talepler her insana göre değişken şeyler. Yani birçok kişi belki bunu bizim gibi seviyor ama mutlaka hoşlanmayanlar da olabilir. O zaman konfor konumuna geçelim, sessizleşelim. Yani evet. Hiç bu alternatifimiz de var. Zaten az önce aracın teker içlerindeki davlumbazları dikkat ettim. Eskiden bunlar saç olurdu. Daha sonra plastik aksamla kapatılırdı. Şimdi bunun içindeki davlumbaz kaplaması çok enteresan, böyle keçemsi bir madde ama tabii ki suyu emen, suyu geçiren bir keçe olmadığında. Sen ne yaptın, arabanın altına mı yattın da? Vallahi yani merak konusu bu. Baktım nedir bu diye, tamamen ses izolasyonuyla ilgili yapıldığını düşünüyorum. Evet, keçe olabilir, çünkü doğru. Güzel bir ses yutan malzemedir. Senin önünde 10.25 inçlik bir gösterge ekranı var. Burada da bir 10 inçlik multimedya ekranımız mevcut ki her ve kullanımı da çok kolayca yani abi, hemen altını çizmek lazım onun. Çok da hızlı. Ben de ona dikkat ettim. Yani en ufak el hareketleriyle her türlü geçişleri sağlayabiliyoruz. Ne kadar kolay. Erişimi de çok kolay. Çok kolay. Evet, sonuna geldik. Geldik. Var mı ek yapacağımız? Güzel bir sunroofu var iç aydınlık anlamında. Evet. Onun dışında 19 inç jantlar, 8 inç de genişliği bulunan, üzerinde de 235 taban lastikler mevcut. Hem dekoratif olarak çok şık, hem de tutuş kabiliyeti olarak çok başarılı buldum. Ki 19 inç ve düşük profil olmasına rağmen de zemini çok fazla da hissetmedim. Bu da süspansiyonun başarısı. Başarısı, evet. Ağzına sağlık. Rica ederim. Yine bu karlı havada herkese güzel bir sıcacık ortamlarda kış geçirmesini istiyoruz. Umarım keyif almıştır izleyicilerimiz de. İnşallah. Haftaya başka bir otomobilde birlikte olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Otomobil sporlarının zirvesi kuşkusuz Formula 1. Geçtiğimiz 4 bölüm içinde 2022 yeni çağ otomobillerdeki büyük değişime detaylı bir şekilde yer vermiştik. Kuşkusuz yeni sezonu merakla beklerken Formula 1'e coşkusu, bilgisi, konuya hakimiyeti ve en önemlisi sesiyle can veren Serhan Acar'ı hem yakından tanıyacağız hem de yaşamı içinde bu tutkuya nasıl bağlanmış kendisinden dinleyeceğiz. Merhaba sevgili Bein Sports izleyicileri ve merhaba çok sevdiğim Gökhan abim. Benim için çok keyifli bir program. Öncelikle davet için teşekkür ederim. Kendimi biraz tanıtmam gerekirse başlangıçta, ismim Serhan Acar. 43 yaşındayım. Klasik başlangıç, evli ve iki çocuk babasıyım. Yeni bebeğim oldu. Onun için biraz uykusuz geceler geçiriyoruz. Bugüne kadar neredeyse hayatım boyunca otomobil sporlarıyla ilgili işler yaptım. Ki bu benim için büyük bir mutluluk, büyük bir keyif. Çünkü otomobil sporları benim için bir tutku, bir aşk. Yani bir işin ötesinde tutkuyla bağlandığım hayatımdaki önemli noktalardan bir tanesi. O çerçevede de neredeyse bütün iş hayatım boyunca yarışlarla ilgili çalışmış olmanın şu ana kadar hem keyfini hem gururunu yaşıyorum. Aslında elektrik mühendisiyim. 1999 yılında mezun oldum. Hemen akabinde, o zamanki adıyla TOMSFET'in, Otomobil Sporları Federasyonu'nun
gönüllü hakemlerinden birisiydim. Yani hafta sonu yarışlara gidip görev yapan gençlerden birisiydim. Ama biraz aşırı meraklıydım. Çocukluk yıllarından bu yana hani Formula 1 özellikle başta olmak üzere otomobil yarışları çok büyük bir tutku oldu benim için. Yani çok meraklı şekilde takip ediyordum. Ki genelde bana soruyor nereden geliyor bu otomobil yarış merakın? Yani bizim evimizde otomobil de yoktu ben çocukken ve gençken. Babam otomobilleri sevmez. Onun için nereden bulaştım bilmiyorum hiç. Ama hani hatırladığım kadarıyla TRT'deki tek kanal zamanındaki Castrol'le işte Start programı, sevgili Can Ünlü'nün programını ilk 9-10 yaşında seyrederek çok büyük böyle bir tutuldum otomobil sporuna diyeyim. Sonrasında tabii o çağlarda evde bilgisayar yok, internet daha icat edilmemiş falan. Özel kanallar yok. Onun için çok kısıtlı bir aslında erişim var bilgiye, görüntüye. İşte o zamanki videolara, kasetlere, yarışları kaydederek 20 kere izleyip ezberleyerek falan bütün hayatım böyle aslında otomobil sporlarını başta da Formula 1'i en büyük merakım haline getirerek yürüttüm açıkçası. Biraz da belki ondan dolayı 2000 senesinde işte Otomobil Sporu Federasyonu'nda böyle bir işte bilgisayar bilen, yarışlardan anlayan, gerekse sabaha kadar çalışacak genç birisine ihtiyaç duyuyorlar ve akıllarına ne mutlu ki ilk ben geliyorum. Dolayısıyla biraz böyle kediye ciğer sorulan bir iş hayatı başlangıcım oldu. Burada çalışır mısın Otomobil Sporu Federasyonu'nda? Ki o sene Tosfet Dünya Rally Şampiyonası aday olmuştu. Formula 1'in ilk yazıları yazılıyordu. Pek kimse inanmasa da arka planda bir çalışma başlatmıştı o zamanki başkanımız sevgili Mümtaz Bey. Ben de 2000 senesinde aslında okuduğum okulla hiçbir alakası olmayan bir yerde çalışmaya başladım. Ama tabii insanın hobisini işine dönüştürmesi çok nadir rastlanan bir şey özellikle Türkiye'de. Çok büyük bir şans. Yani bütün hayatım boyunca ben bu şansın hakkını vermeye çalıştım açıkçası. Yaptığım her işi mevcut şartlar dahilinde elimden gelen en iyisini yaparak ortaya koymaya çalıştım. Yani mümkünse o şartlarda birisi benden daha iyisini yapamasın. Benim hep bakış açım bu. Her zaman bunu başardım mı onu iddia edemem tabii ki ama en azından yapmaya çalıştığım şey bu. Bir yandan da çocukluğumda çok meraklı olduğum için televizyonda yarış anlatmak yine hayallerimden birisiydi. Yani özellikle Formula 1 başta olmak üzere. Ya ben bu işi iyi bildiğimi düşünüyorum. İnsanlara bir şeyler aktarabileceğimi düşünüyorum. İşte makul bir Türkçem olduğunu düşünüyorum. Böyle bir eğitimim falan filan yok televizyonla, basın yayına yanlış anlaşılmasın. Belki de kendimi Devines'ta görüyordum o yıllarda. Ama hani kıvırabileceğimi düşünüyordum açıkçası. 2000 senesi benim bütün hayatımın değiştiği bir 3-4 aya asla sahne oldu. Otomobil Sporu Federasyonu çalışmaya başladıktan bir ay sonra F1 Racing'in Türkçe versiyonu çıkmaya başladı. Bir çevirmene ihtiyaçları olmuş. Sağ olsun Mümtaz Bey beni önermiş. Ya bende bir çocuk var bu işlerin delisi yapar herhalde falan diye. Orada bir anda ben sahaflardan eski sayılarını bulduğum derginin çevirmeni haline geldim. Türkiye'de çıkmaya başladı. Ondan sadece bir ay sonra da Eurosport'un Türkçe versiyonu açıldı. Orada da yarışlardaki Formula 1 yok ama kalan bütün yarışlar Eurosport'ta o zaman. İşte yarışlarda yorumculuk yapacak birisine ihtiyaç duyuyorlar. Yine federasyonu arıyorlar. Mümtaz Bey yine diyor ki sağ olsun bende bir çocuk var biraz deli ama yapar herhalde bu işleri. Bir yollayayım bakın diye. Tabii Gökhan abi çok iyi bildiğin gibi hani bir şey yapabileceğini düşünmekle o sahneye çıkmak çok farklı. İlk yayınıma çıktığın zaman işte bir sunucu arkadaş vardı, yayını açtı ve sözü bana verdi. Monza'da bir FIA GT yarışı. Ya önce adımı söyleyemedim yani hani diyorlar işte ışık kırmızı yandığı zaman canlı yayındasın. Hayatın durduğu birkaç saniye oldu. Sonra o sene içerisinde işte pek çok yarışı anlatarak biraz böyle işin mutfağında öğrenme şansını yakaladım. Bir yandan da Eurosport'un erişimi çok azdı. Yani risksiz bir yerde aslında staj gibi bir televizyona giriş yaptım diyebilirim. Çok sınırlı bir Türkçe erişim vardı o zaman. Devamında hani hayat beni öyle bir yere getirdi. Bu arada Eurosport'ta başladıktan bir ay sonra eşimle tanıştım. O da yarış hakemi. Yani bütün hayatım 3 ayda değişti diyebilirim. Hiç hayal ettiğim şey de değildi bir yandan. Ya da gerçekçi olarak gidebileceğim bir yol değildi bu. Çok uzatmadan devam edeyim. CNN Türk'te bir sene MotoGP anlattım. Askere gittim geldim. Sonra tabii önümde... Bu arada Dünya Rally Şampiyonası Türkiye'ye geldi 2003'te. Irak Savaşı'nın başladığı dönemde. Çok müthiş bir 4 ay ara vermeden çalışarak güzel bir yarış ortaya çıkarttık. Askerden döndükten sonra önümde iki seçenek vardı. İşte elektrik mühendisiyim, bir kurumsal bir yere gireyim, bir fabrikaya, bir üreticiye. Hani bir beyaz yakalı hayatım olsun. Veya yarışların peşinden koşayım, devamlı macera, hafta sonu çalışma ama biraz da belirsiz, kaygan zeminde bir işler yapayım. Tabii ki her mantıksız adam gibi ikincisini seçtim. Çünkü o dönemde Formula 1 Türkiye Grand Prix'si projesi şekillendi. Devlet garantisi verildi, pistin inşaatı başladı vesaire. Ya dedim ki bu dünyada benim en sevdiğim şey Formula 1. Bu Türkiye'ye geldiği zaman benim bunun içinde olmam lazım. Ki gerçekten büyüdüğüm gençlik yıllarında hayalim bir gün yurt dışında bir yarışı izlemekti. Gökhan abi o hayalim kat kat gerçek oldu. İstanbul'a bir pist yapıldı. Benim evime 30 kilometre mesafede. Türkiye'ye yarış geldi. Ben o yarışın eğitmenlerinden birisi oldum.
ve işte rahmetli Charlie Whiting, Formula 1 ana yöneticisinin yanına oturdum. Yani daha fazla gurur duyduğum bir şey yoktu hayatımda 2005 yılı itibariyle. Ve 2005'te de bir yayın hakları el değiştirdi. Türkiye'ye tabii Formula 1 NTV sevdirdi açıkçası. Sine 5'te başladı Türkçe yayınlar düzenli olarak. Sonra 6 sene NTV yayınladı yarışları ve Türkiye'ye sevdirdi gerçekten. Ama 2005'te de tabii Türkiye yarış gelince yayın hakları el değiştirdi. Doğan grubuna, CNN Türkiye geçti. Ben de bir sene orada MotoGP anlatmıştım. O zaman da hep konuşuyorduk. Ya diyordum benim asıl uzmanlığım Formula 1. Hani keşke olsa bir şeyler yapsak falan. İşte ilk 2005 Avustralya yarışının başlaması 2 gün kadar bir telefon geldi bana. Yani o hayatımı unutmadığım bir telefon. Hala nerede geldiğini bile hatırlıyorum. Hani içinden kelebeklerin uçup çıktığı bir hikaye. Dediler ki biz Formula 1'i aldık. İşte seni de yorumcu olarak çağırmak istiyoruz sevgili Cem Yılmaz'la beraber. Yani bütün hayatım önce hayal ettiğim bir şeyin sana vaat edildiği bir telefon. Öyle düşün. Bir şekilde Formula 1'de yorumcu olarak da başlamış oldum. Bugüne kadar da işte 18 sezondur aslında 4 sene CNN Türk, 3 sene TRT, 3 sene devamında DS Smart, Smart Spor ki seninle de beraber orada işler yaptık. 1 sene Lig TV, şimdiki Bein. Ondan sonra son 5 senedir de Esport'ta Formula 1'i dilin döndüğünce aktarmaya, anlatmaya çalışıyorum. Bu arada tabii profesyonel hayatımda her zaman benim bir beyaz yakalı ana bir işim oldu. Çoğunluk orası Tosfet oldu. Çünkü ben Tosfet'e iş yeri gibi bakamıyorum. Burası benim evim. Dünyaya gözümü açtığım yer, yuvam. Her şeyi öğrendiğim, belki de bugünkü ben olmaya başladığım, ben olduğum yer. O çerçevede 2000'den 2013 yazına kadar burada çok uzun yıllar çalıştım. Ve genel sektör olarak buradan en son ayrıldım o yaz. Bir takım karmaşalar yaşandı federasyonda. Sonraki 7 senede aslında özüme döndüm belki de. Aydınlatma sektöründe Türkiye'nin en eski imalatçısı Lamp 83 aydınlatmadaki patronu Cenk Bey de yarışçılarımızdandır. Satış pazarlama grup müdürlüğü yaptım. Yani bir bakıma bambaşka bir kurumsal hayata geçmiş oldum. 34 yaşında adres defterimi sıfırladım. Hiç kimsenin beni bilmediği, benim hiç kimseyi bilmediğim, hiç çalışmadığım bir sektörde açıkçası suya atıldım. Doğrusunu söylemek gerekirse yüzmeye çalıştım. Orada tabii çok şey öğrendim çünkü kurumsal hayat gerçekten çok farklı, ticaret çok farklı. Hani her şeyi bildiğimi iddia ediyorum gibi anlaşılmasın sakın ama benim o güne kadarki dünyam Tosfet'le sınırlıydı. Yani profesyonel yaşam anlamında. Tabii ki televizyonlarda, dergilerde vesaire bir şeyler yapıyordum ama hep otomobil yarış bazlı, daha eğlencelik, daha sportif işler yapıyordum. Halbuki ticaret ve dünya çok farklıymış. Onları 6-7 sene öğrendim. Orada bir kalabalık bir ekibi yönetme şansım oldu. Gerçekten çok şey kattı bana. Sonrasında da 2020 Eylül'ne itibaren aslında Tosfet'e genel sektör olarak geri döndüm. Yaklaşık 1,5 senedir tekrar eski bıraktığım koltuğa oturuyorum diyebilirim. Daha yaşlı, sakalları beyazlamış, biraz daha tecrübeli birisi olarak. Ama işin toplamında 20-21 senedir aslında, 22 sene oldu hatta tam anlamıyla. Çok büyük keyif ve gururla ben hobimi yapmaya çalışıyorum. Yani ben işe eğlenmeye geliyorum. Ben buraya mutlu olmaya, otomobil sporuna bir katkı yapmaya geliyorum. Dilim döndüğünce, işte kafam bastığınca, becerebildiğim ölçüde. Ki hani seninle tanıştığım, senin eski yarışçılık yıllarından, yarış hakemliği yıllarına, ben de benzer yollardan sen de geçtin, çok daha rahat anlatıyorum. Beni çok iyi anlayabileceğini biliyorum. O çerçevede de yani bana verilen şansların her zaman hakkını sonuna kadar vermeye çalışıyorum. Babam biraz bizi böyle yetiştirdi. Yani emeğini esirgemeden, hani umut kalsın, yani emek kalsın sloganıyla yetiştik biz. O çerçevede de mevcut şartlardan hem federasyonda hem Esport'ta otomobil sporunu yaymak, işte daha fazla insana ulaşmasını sağlamak, daha fazla sevilmesini mümkün kılmak için elimden geldiğinde çalışıyorum. Ki buradaki benim aslında hafta içi 5 tam günüm Tosfet'te geçiyor. İşte Otomobil Spor Federasyonu Türkiye'deki 63 spor federasyonundan birisi. Her federasyonunda olduğu gibi kendi sporunu yurt sathına yaymak, tanıtmak, daha fazla insanın bu sporu seyretmesini, daha fazla insanın bu sporu yapmasını sağlamak. Onun ötesinde Tosfet'in bir rolü daha var. Yaptığımız spor gereği ülke tanıtımına katkı bulma şansımız var. Spor turizmi açısından otomobil sporları hem dünyada hem Türkiye'de çok önemli branşlardan bir tanesi. Çünkü yurt dışından paralı seyircilerin gelip yarışı izlediği bir branş bizim branşımız. O açıdan şanslıyız birincisi. İkincisi de otomobil sporunun arkasında bir sanayi var. Yani otomotiv ve yan sanayi diyebileceğim işte petrol, işte akü, lastik vesaire yedek parça üreticileri gibi çok büyük şirketlerin aslında içinde olduğu ya da kıyısında olduğu bir spor. Dolayısıyla bu şansları da iyi kullanmak gerekiyor. Biz de Tosfet'te, ben burada genel sektör olarak hani profesyonel kadronun yöneticisiyim diyebilirim. Elimizden geldiğince bütün bu sinerjiyi farklı sektörlerden, farklı firmalardan, farklı paydaşlardan, kulüplerimiz, yarışçılarımız, benim gibi gönüllü gözetmenlerimiz, işte çok kıymetli medyamız, yarışları seven insanlar, bütün bunları bir araya getirerek
Otomobil sporunun Türkiye'deki algısını, yerini, itibarını, sevgisini daha da arttırmaya çalışıyoruz. Bu tabii sonsuz bir çaba. Çünkü her zaman daha iyisini yapmak mümkün. Ama önemli olan burada üzerine koyarak ilerleyebilmek. Tosfet'in de bugün, yani benim başladığım yıla göre, mesela 20-22 sene evveline göre çok daha kurumsal, çok daha büyük sponsorlarla yürüyen, açısı devlet nezdinde de daha da fazla öneme sahip olan bir federasyon olduğunu ve otomobil sporlarının iyiye gittiğini görüp hissedebiliyorum. İçindeyken bunu yaşamak zor aslında ama dışarı çıktığım yıllardan sonra geri döndüğüm zaman bunu daha net görebildim. O çerçevede federasyondaki günlük aslında işleyişimiz bu yönde. Esport'ta da tabii son 5 senedir 6. sezona başlıyoruz Formula 1 anlamında. Orada da son yıllarda bu kısmı şöyle noktalayabilirim belki de. Otomobil sporuna ve Formula 1 olan ilgi çok arttı. Uluslararası Federasyon FIA üyeyiz biz. 146 tane ülke var. Tosfet de bunlardan bir tanesi. Yapılan bir bağımsız araştırmada son 5 yılda dünyada hem Formula 1'e hem otomobil sporuna en çok ilginin arttığı 6 ülkeden birisi Türkiye çıktı. Belki de birinciyiz. Yani kim birinci kim ikinci bilmiyoruz ama ilk 6'da içerisindeyiz. Bu tabii büyük bir ivme gerçekten de. Bu ivmeyi ve bu rüzgarı yakalamışken son 2 yılda Türkiye Grand Prix'sinin de yapılmasıyla beraber sporun daha iyi gitmesinin önemli bir şansı yakaladık. O şansın bir kısmını da işte e-sporta da kullanmaya çalışıyoruz. Orada da çok net şekilde şunu söyleyebilirim. 2017'de bizim yayınlara başladığımız yıla göre çok daha büyük bir seyirci ilgisi var. Çok daha büyük bir reklam anlamında ilgi var firmalardan. Çok daha fazla yere ulaşabildiğimizi hissediyoruz. Bütün bunlar tabii her şeyin ötesinde bir spor sever olarak senin gibi beni çok mutlu ediyor. Çünkü bizim hani senin yaptığın işler de olduğu gibi ana hani besin kaynağımız spor sevgisi aslında. Spor olan tutkumuz. O tutkuyu ne mutlu ki işimize çevirebilmişiz. Onda hakkını vermeye çalışıyoruz. O çerçevede hepsinin ötesinde bir spor sever olarak bunları görmek, hissetmek beni çok mutlu ediyor. Bir de çorbada 2 gram da tuzum varsa ki 3 grama çıkarmaya çalışıyorum yıllardır. O da ayrıca bana tabii mutluluk veriyor. İşin özetinde aslında Serhan Acar kim de dersek Serhan Acar sevdiği işleri yapan, mutlu bir şekilde yani işe eğlenmek için gelen çok şanslı bir adam. O şansın hakkını vermeye çalışıyorum. Bütün hayatım boyunca da böyle ilerledim. Sağ olsun ailem her zaman beni destekliyor. Hem eşim hem kızım ve şimdi yeni doğan bebeğimiz. Hep birlikte böyle bir koşturmaca içerisinde hayatımıza devam ediyoruz. Özetinde Serhan Acar aslında mutlu bir adam. Çok kısaca böyle diyebilirim. Tamamen elektrikli otomobillerin kıyasıya mücadele ettiği Uluslararası Motor Sporları Organizasyonu FIA ETCR'da 2022 yılındaki yepyeni döneminde EMSO Sportif Katkıları ve Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde Mayıs ayında düzenlenecek. Lansmana Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Beyoğlu Belediye Başkanı Aydır Ali Yıldız, Tosvet Başkanı Eren Üçler Toprağı, FIA ETCR Seriler Direktörü Javier Gavori ve EMSO Sportif CEO'su Mert Güçlüer katıldı. Beyoğlu Belediyesi Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bein Sports ekranlarına özel açıklamalarda bulundu. Büyük bir onuru yaşıyoruz Türkiye olarak. Beyoğlu Belediye Başkanı olarak elektrikli araçlar dünya şampiyonasını Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye'de yapıyor olmak, kadim şehri İstanbul'da, medeniyet şehrimizde yapıyor olmak bizler için büyük bir mutluluk verici olay. Tabii Türkiye'miz bakımından çok çok önemli. Özellikle Türkiye'nin saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde imzaladığı belli taahhütleri var. 2040 yılına kadar sıfır karbon ayak izine ulaşma ve enerji konusunda iddialarımız var. Çevre konusunda iddialarımız var. Bütün bu iddialara bugüne kadar öncülerin şehri olmuş, ilklerin şehri olmuş Beyoğlu'nda, Beyoğlu Belediye Başkanı olarak bu defa elektrikli araçlar dünya şampiyonasını ev sahipliği yapıyor olmak büyük bir mutluluk. Çünkü Beyoğlu elektriğin Türkiye'de ilk defa kullanıldığı yer. İlk defa buradan dağıtıldığını biliyoruz. Dolayısıyla ilk elektrikli araç burada, ilk metro, ilk tramvay burada yapılıyor. Ve halkın kullanımına sunuluyor. Şimdi çevre bilincini özellikle gençlerimiz bakımından, geleceğimiz bakımından, çocuklarımız bakımından, Türkiye'nin geleceği bakımından çevre çok çok önemli. Burada artık fosil yakıtların değil, bunun yerine artık sürdürülebilirlik anlamında da yenilenebilir enerji anlamında elektrikli araçların kullanımını bir farkındalık oluşturmak bakımından da bu yarışmayı önemsiyoruz.
Evet, insan merkezimizde insan var. İnsanın sağlığı var. Ama insan kadar o kadar önemli, sağlıklı tutmamız gereken de şehir. Elbette ki araç kullanmak, spor yapmak, bunlar insanın artık burada vazgeçilmezleri. Bir tutku haline de geldi. Hem spor, hem araba kullanmak, hem yarış yapmak. Seviyoruz bu adrenalini, özellikle millet olarak da. Ama aynı zamanda insanın kendi sağlığını da koruması bakımından bu yenilenebilir enerjiye bu anlamda ihtiyaç var. Diğer taraftan şehrin sağlığını da korumak gerekiyor. Şehrin sağlığı için de işte burada karbon salınımını sıfır emisyona ulaştırmak, karbon salınımını en aza indirmek, sıfıra indirmek. Şu anda Paris İklim Anlaşması, en son yapılan Türkiye'de de İklim Şurası, burada hep aynı şeylere vurgu yapılıyor. Çevrenin temiz tutulması, gelecekte sağlıklı bir insan yaşamının devam edebilmesi için bu çok önemli. Tabii yenilenebilir enerji kaynakları bir arayış içerisinde. Artık ekosisteme bu enerjinin depolanması, batarya dolunumu, batarya depolanması gibi farklı kavramları da konuşmaya başlayacağız. İnsanlık bunları da araştıracak ama elektrikli araçlar dünya şampiyonası işte 6 ülkede yapılacak. Bunun bir tanesi Türkiye olacak. İşte Fransa'dan sonra Türkiye'ye gelecek olması. Türkiye'nin tanıtımı. Beyoğlu gibi tarihi bir yerde bir taraftan tarih, kültür, sanat, diğer taraftan şimdi teknoloji diyoruz, enerji diyoruz, spor diyoruz. Bütün bunları birleştiriyoruz aslında. En çok da Beyoğlu'na yakışır yani böyle bir yarışı yapmak. Çünkü hem tarihi bir şehir olacaksınız, hem kültürle, sanatla anlayacaksınız. Artık bugün 25'e yakın üniversiteyi içerisinde barındıran bir Beyoğlu. Bunun yanında spor, çok ilk milli maçın oynandığı yer mesela Beyoğlu. Yani Türkiye'nin ilk milli maçı Beyoğlu'nda, Taksim'de oynandı. Şimdi böyle bir yerde Türkiye'de ilk defa elektrikli araç sporu yarışması, dünya yarışması yapılacak olması bu açıdan en çok Beyoğlu'na yakışırdı diyorum. Diğer taraftan Beyoğlu'nun tanıtımı. Yani bugün tarih dediğimizde İstanbul'da Beyoğlu. Burada bir Galata Kulemizin ki dünya Galata Kulesi'ni görecek. Buna dair görseller paylaşılacak dünyayla. Taksim'e çıkılacak. Orada bir tarafta Taksim Camii, bir tarafta kilise. Diğer taraftan dünyanın en büyük kültür merkezlerinden biri Atatürk Kültür Merkezi. Ayasofya bir görüntü verilecek. İstanbul'un, Beyoğlu'nun, Türkiye'nin güzellikleri bu yarışma esnasında dünyayla paylaşılacak. Bu bakımdan önemli. Tabii spor bakımından çok çok önemli. Bir tutku, yani araç kullanımı, araçla spor yapmak. Burada da artık elektrikli araçların yine çok duyarlı olduğumuz çevre konusunda spor yaparken sağlığı koruma, şehrin sağlığını koruma, çevreyi temiz tutmak bakımından da elektrikli araçları bir farkındalık oluşturması bakımından da bu yarışmayı önemsiyoruz. Türkiye'nin ekonomisine katkısı elbette ki çok olacak. Yani çevreye katkısı, insana katkısı, Türkiye'nin tanıtımına, tarihine dedik. Ekonomik olarak da ciddi bir katkısı olacak hem İstanbul'a hem bundan sonra Türkiye'nin turizm gelirinde böyle bir elektrikli araçlar şampiyonasının, dünya şampiyonasını Beyoğlu'nda yapıyor olmak, Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapmak hakikaten 100 sene sonra anıldığında ilk elektrikli araçlar şampiyonası nerede yapıldı? Beyoğlu'nda, Beyoğlu Belediyesi'nin öncülüğünde yapıldı. Çok çok önemli. Bunu önemsiyoruz. Tabii paydaşlarımız var. Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, Gençlik Spor Bakanlığımız, Kültür Turizm, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımız, FİA, EMSO gibi diğer kuruluşlarımız bizim de, TOPSET Otomobil Federasyonu bizim de. Bir koordinasyonla tabii bunları gerçekleştiriyoruz. Çok emek verildi. Emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ama Beyoğlu bundan sonra hem teknolojinin en üst seviyesiyle, şu anda kurduğumuz bir inovasyon merkezimiz var. Bir bilim Beyoğlu'muz var. Yani bu işin tabii bir alt tarafı da var. O altyapıyı da biz güçlendiriyoruz. Elektrikli araçlar, bundan sonra bunların sürdürülebilirliği, bu araçların ortaya getireceği diğer konuların takibi de yine bizim masamızda olacak konulardan biri. Dolayısıyla bilimle, teknolojiyle, çevreyle, sporla, kültürle, sanatla bir Beyoğlu. Dolayısıyla bunu önemsiyoruz ve böyle bir yarışmaya bunun için ev sahibi olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.
Motorsporlarında son zamanlarda sıkça adından söz ettiren antrenman unsurlarından biri de kuşkusuz simülasyonlar. Biz de Bin Garaj ekibi olarak Bin Spor stüdyolarında taşıdığımız simülasyonda birçok ünlü ismi terletmeye devam ediyoruz. Pilot koltuğuna bu kez ayağının tozuyla Survivor'dan gelen ama içinde hep motorsporluğuna olan tutkusunu taşıyan ve 10 parmağında 10 marifet ünlü bir ismi konuk ediyoruz. Ayşıl Özaslan. Merhaba, Sim Garaj'a hoş geldiniz. Ben Onat Telkenar ve bugün Ayşıl Özaslan'la birlikteyiz. Kendisini Survivor'dan tanıyoruz, siz de biliyorsunuz ki. Nasılsın Ayşıl abla? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Geldin, kırmadın bizi. Güzel bir program olacak teşekkür herhalde. Teşekkür ederim, davet aksiyonu seviyorsunuz için. Zaten aksiyon sen de. Aksiyon hayatımız aksiyon, biliyorsunuz. Aynen. Bakalım neler yapacaksın. Burada biliyorsun rakiplerin var. Rakipler sağlam yalnız. Rakipler, evet. Gerçekten. Burada... sana yakın dediğim bir kişi var aslında. Sen, o da 2019'dan gelme Sergen Bayer. Tamam. O da bir Survivor biliyorsun. Evet, 227 yapmış. 227-507 döndü o da. Tamam. Bakalım geçebilecek misin o da Survivor? Hani bir arada denk gelmediniz ama orada bir Survivor kapışması evet, olur mu? Evet, bakalım. O zaman ufak ufak başlayalım. Tamam. Ben sana formattan bahsedeceğim. Tamam. Ne yapacağız bugün? Tamam. Sorular soracağım. Dikkatini dağıtmaya çalışacağım biraz. Bilmediğim yerden sorma ama. Tamam. Evet. Bakalım. Başlayabilirsin mi? Tabii ki. Tamam. Çok bilmediğim yerden sorma. Bir, çok tamam. Lafı tutma diyeceğim ama bu sefer seyirciler tabii bir şeyler görmek isteyecek, bilmek isteyecek hakkımda. Biraz haklı olarak. Şimdi dur bakalım. Aa, evet bak kazalar başladı. Dur hemen çıkıyorum piste. Tamam. Evet. Ortadaki çizgiyi takip edersen tamam. Yardımcı olacaktır sana. Tamam. Yani oradan kopmamaya çalış. Kopuyorsan evet, evet. Yemek arabayı biraz daha yavaşlatıp o çizgiye gelebilirsin. Aynen. O güzel bir şekilde. Hayır şimdi bir şey değil. 2.27'leri kendi kafamızda bir oluşturduk ya. Bak evet. Mesela evet. Şimdi onları yakalamak için aslında bütün... Basabilirsin tam gaz burada da. Düz devam edebilirsin aynen. Bir şey söyleyeceğim. Tabii. Kaza yaparsan falan fatura yollamayacaksınız bana değil mi? Hayır tabii ki. Burada sınırsız zaten bunun sınırsız amacı da sınırsız kaza hakkım var değil mi? Aynen. Tamam. Burada zaten görüyorsun. O zaten bizi geliştiren şey de o aslında. Çünkü... Bu arada evet çok şükür normal hayatta hiç kazam bugüne kadar yoktur. O yüzden bence temkinli normal hayattaki çok çok temkinliyimdir. Gerçekten çok temkinliyim her konuda. Normal hayatta yapmadığım kaza haklarımı burada kullanmayı planlıyorum şu anda. Benim aşağı yukarı 2 senedir bir stüdyom var. Bir ortakla birlikte. Çok yakın bir arkadaşım kendisi. Çok eski bir arkadaşım. Burada tam gaza basabilirsin. Bastım burada tam. Kendi stüdyomuz var. Personal training yapıyoruz. Yani birebir çalışmalar yapıyoruz. Süper. Bu arada 2.46 düşüyor. Bu arada son tura da girdik. Girdim mi? En evet. İyisini mi yapmam lazım evet. Şimdi? Eyvah. Biraz daha fren durdurman lazım. Biraz daha fren. Yine taştık. Yine taştık bak evet. Yok. Önemli değil. Zaten bunlar saniyeleri üstüne koyuyor anladığım ya kadarıyla. Ya burada lafını kestim ama biraz da seninle alakalı bir şeyden bahsedeceğim. Evet. Spor demişken. Burada biraz kafa vücut koordinasyonu yapıyoruz aslında. Yani hem seni konuştururken beyne... Bir de başka bir komut yollamaya çalışıyorsun burada. O evet. Yüzden işin zor. Çok yani zor. Şimdi buradaki herkesi konuşturuyorum. Yani hani anladım, buradaki anladım. Süreler onlara göre. Şimdi zaten hiç konuşmadan bunu yapsak bu kafadan bir herhalde 20-30 saniye herkes için evet. Tabii ki farklı olur diye düşünüyorum. Şimdi o kadar enteresan bir şey var ki ben birkaç pilot bu arada çalıştırdım. Fonksiyonel eğitimler çok yapıyorum evet, ben. Evet o konudan da bahsettim. Fonksiyonel eğitimlerde burada tam gaza basabilirsin. Refleks olarak sonuçta pilotların bu tip reflekslerinin çok iyi olması gerektiği için çok fazla farklı çalışmalar yapıyoruz bununla alakalı. Bir refleksle ama evet yani kendim içinde olunca çok farklıymış bu arada ya. Bundan sonra pilot arkadaşlarıma daha o kadar evet. Yüklenmeyeceğim. Söz veriyorum size. Kırabilirsin direksiyonu biraz daha. Süper. Biraz buralarda tam, artık. Tam gaz. Tam gaz bastım. Daha, şu an hızlısın bir önceki turuna şurada göre. Şurada mı yüzden... bitiyor? Yok hala daha var. Daha var tamam. Bir önceki tura göre de hızlısın. Yine biraz hızlı hızlandırmaya tamam. Çalışıyorum seni. Burada fren. Biraz süper. Yaklaşayım ya yetişeyim hafif. Ben sana söyleyeceğim birazdan. Tamam, Allah gidiyor. Şuradan gidiyoruz. Evet.
Yine biraz yavaşlayabiliriz. Şimdi tam gaza. Şimdi basıyorum. Bakayım ne olacak. Böyle gidersen muhtemelen şu sıra 18-17'lere ineriz gibi duruyor. Vallahi son artık basıyorum. Yavaş. Çok basmak da iyi süper değilmiş girdi. İşte. Of çok iyi girdim şuradan ama devam, toplayamadım ya. Sağa doğru hala öndesin. Önde tam miyim? Gaz, tam hadi gaz, tam gaz bastım. Şu an 8 saniye daha öndesin bir tur. Gerçekten. Bir önceki tura göre kaza yapmanın. Tamam. Yine yavaşlatalım arabayı. Yavaşlattım. Muhabbeti durdurup yine yavaş. Gaza gel. Bak ya. Şöyle daha ben... hala öndesin. Dümdüz gidersen. Gerçekten mi? Tam gaza bas. 5 saniye öndesin şu anda. Çabuk. Şurada mı bitiyordu? Aynen. Şimdi bitti. 2.40. 2.40 mı oldu? 6 saniye daha öndesin. Tamam. Daha iyi. Şimdi, ama ben 2.30'u hedeflemiştim. Hedefime ulaşamadım mı? Ne yaptım? Yok. Şöyle ulaştın aslında ama ben seni konuşturduğum için evet ya. Diyebiliriz. 10 saniye daha. 2.40'da şu anda kaçıncı sıraya yerleştim? 17. sıraya geldin. Kadınlarda da ikinci sırada oluyorsun. Oo, güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu. Tam, umarım tam istediğimiz hedeflere ulaşamasak da bir sonrakinde evet, belki kendimi geliştirip belki de dediğin gibi o direksiyonu falan eve alıp biraz kendimi geliştirip daha böyle 2.10'larda 20'lerde bilmiyorum yarışçıların arkasına yer alabilir miyim artık? Kesinlikle alırsın. Çalışmayla gibi, pratikle olmayacak bir şey yok. Hepimiz biliyoruz. Tecrübe işi. O yüzden evet. Burada tabii dikkatini de dağıtıyorum. Dikkatini evet. Dağıtmasam zaten bir 15-20 saniye hızlısın. Evet. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi gerçekten. Sim Garaj'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir Bin Garaj'ın daha sonuna geldik. Haftaya yine salı saat 15'te Bin Sports ekranlarında sizleri bekliyoruz. Bizleri Bin Sports ekranlarında olduğu gibi Bin Connect YouTube ve sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilir ve izleyebilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi #BinGaraj adresine bekliyoruz. Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle, hoşçakalın.